Arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın, sabah öyle ayaküstü bir video atabildim. Sabah işe gidiyordum arkadaşlar. İş yerinden attım. Yani kusura bakmayın. Öyle çok bir şey yapamadım. Ama sabahki şüphelerim doğru çıktı arkadaşlar. 40 binden dönecek, 40 binden dönecek, 40 binden dönecek diye diye ayı tuzağı attılar arkadaşlar. Yani 40 bini de nasıl buldular ben hala çözemedim gerçi. Hani birisi bir Elliot dalgası çizmiş bir şeyler olmuş ama. Arkadaşlar ayılara güzel bir tuzak atıldı burada. Tıpkı şu geçen 4 saatlikte olduğu gibi, bakın şuradaki gibi ayılara güzel bir tuzak atıldı aynen şurada. Henüz daha kavga bitmiş değil arkadaşlar burada. Hemen buradan uçup kaçar mıyız? Zannetmiyorum. Tekrar bir aşağıya gelebilir. Orada tekrar bir boğuşabilirler. Yani bu 40 bin bölgesini öyle kolay kolay bırakacaklarını sanmıyorum. Geçilebilecek bir yer bana göre. Şu sarı bölge geçildiğinde de, yani şöyle 41.300'lere falan geldiğinde de alışıma bir ufak bir takviye daha yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çok soru geliyor. Yani anladığım kadarıyla videolar izlenmiyor. Ha, ben zaten bu videolar çekme amacım zaten 2-3 kişi içindi arkadaşlar. Yani TradingView'de yayınladığım grafiği anlamayıp da hani bir türlü anlaşamadığımız, onlar anlasın diye sırf video olarak atıyordum arkadaşlar. Ama daha sonra işin rengi değişti. Hiç teknik analiz bilmeyen insanlar, hiç price action'ı bilmeyen insanlar da hani izlemeye başladı. İşte onlar da yavaş yavaş öğrenmeye başladı. İyi güzel. Yani tamam. Ya benim için hiç sorun değil. Her gün video atarım. Problem değil. Ama sorun şu ki video izlenmiyor arkadaşlar. Video izlenmeden, yani ben video içinde zaten her şeyi söylüyorum. Video izlenmeden bu olur mu? Şu olur mu? Öyle yapar mı? Bilmem ne olur mu? Nereden gelir? Şuraya geldi. Bilmem ne yap. Arkadaşlar, seviyeleri veriyorum zaten. Veriyorum yani, bakın. Bu bölgeler hiç değişmedi. Değiştiği zaman ben size söylüyorum bunu. Bakın. 39.900 41.200. Geçmemiz gereken bölge burası ilk olarak arkadaşlar. Üstümüzde. Daha sonra neresi geliyor arkadaşlar? 43.200 45.300. İkinci takılacağı bölge orası arkadaşlar. Ve orası da geçilirse ilk gideceği yer arkadaşlar 49.400. Ben bu bölgeleri zaten, hani şu üstteki kırmızı bölge falan hiç değişmedi arkadaşlar. Şu alttaki bölge. Şimdi burası 30 bin dolar seviyesi. Yani aylardır aynı bu seviye. Hiç yerinden oynamadı. Onun altında 23.800. Yani onun altında 19.500. Onun altında 15.600. Hah, geldi gene. Dur kızım. Yani 23.800, 30.000 kırılırsa 23.800. Bana sorup da işte 25.000'e düşer mi? Ya 25.000 nereden çıktı? İşte 23.000'e düşer mi? Ya nereden bileyim düşer mi arkadaşlar? Ben kahin değilim. 40.000'e çıkar mı? 44.000'e çıkar mı? 49.000'e. Ya arkadaşlar, siz ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Yani ortada bir sayısal loto çekilişi var. Bize rakamları söyle. Arkadaşım, bilsem zaten, yani ben kendim yaparım yani. Sayısal lotoda çıkacak rakamı ben nereden bileyim? Ben sana bölgeyi veririm. Orayı takip edersin. Bir dönüş görürsen pozisyonunu alırsın. Bu kadar. Yani şu ana kadar verdiğim bölgelerden hangisinden dönmedi? Hangisinden bir tepki almadı?
Bir tek 38 bin bölgesinden direkt geçti ki onu da zaten direkt geçebilir diyorduk. Ki aslında oradan da tepki aldı arkadaşlar. Oradan da bir alım geldi normalde. Yani ne arzu ediyorsunuz ben anlamadım yani. Ben bildiğimi söylüyorum zaten. Yani siz benden kahinlik, yani falcılık bir şey istiyorsunuz. Yani onu yapabiliyor olsam zaten milyoner olurdum. Şimdi işten gelmiyor olurdum arkadaşlar. Bakın, başkasının işinden çıktım geldim eve. İşten gelmiyor olurdum. Yani istedi, yani ben rakamı tam bilebilsem, oraya gideceğini bilebilsem basarım 100x kaldıracı, milyoner olup çıkarım bir seferde. Yani olmayacak şeyler istemeyin benden. Ha, trend analizi yaparız, tahmini bir şeyler ortaya koyarız, tahmini bir şablon koyarız. İşte bölgeler geldikçe işte ha tamam biz burayı böyle ölçmüştük. Burada biraz temkinli olalım. Burada işte dönebilir trend falan diye düşünürüz arkadaşlar. Ama yani burada ben size stopunuzu koyacağınız yere kadar söylüyorum. Ha, stop koyan yok ayrı mevzu da. Ondan sonra mesaj geliyor. İşte terse kaldık. Yani bir tanesi geçen yazdı ya. Shiba'da terse kalmış. Tamam, iyi güzel. Ne kadar zararım var diyorum. 1000 dolar diyor. Kaçtan girdim diyorum. 0.99 diyor. Fiyata bakıyorum 0.95. Ya sen evini arabanı mı sattın da gittin köpek koyuna bastın arkadaş? Yani sana ben ne yapabilirim? Yani siz Hazreti İsa gibi mucize yaratmamı bekliyorsunuz arkadaşlar. Ona kimse bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz. Yanlış yerden girmişsin, stop koymamışsın. Zaten yanlış yerden girdiğin için stopu nereye koyacağını da bilemezsin zaten. Yani mucizeler bekliyor insanlar. Mucize diye bir şey yok arkadaşlar. Yapacağınız tek bir şey var ya. Burada çekişmeye bakacaksınız. Kavgaya bakacaksınız. Kim kazanıyor? Ayılar mı kazanıyor? Short basacaksınız. Boğalar mı kazanıyor? Long basacaksınız. Alıma gireceksiniz. Bu kadar. Hangi bölgede olay ceryan etmiş? O bölgeye göre pozisyon alacaksınız arkadaşlar. Yani arz talep noktasının üstünde short basılmaz. Gördünüz bak ayı tuzağı oldu. Herkes short basmayı düşünüyordu orada. Arz talep bölgesinin üstünde short basılmaz. Fiyat yukarı çıkar, arz talep bölgesine gelir. Bir move formasyonu oluşturur, düşüş formasyonu. Ha dersiniz ki ben buradan short pozisyon açarım. Hedefim de bir alttaki arz talep bölgesi olur dersiniz. Mantık budur. Diyelim ki bir arz talep bölgesi geçildi, geldi, test edildi geriye. Alım geldi, move formasyonu oluştu. Dersiniz ki ben buradan bir üstteki arz talep noktasına kadar alıma girerim. Bu kadar. Mantık bu. Aslında benim şu anda satıp çıkmam lazım buradan. Fakat buranın fazla ihlal edildiğini düşündüğüm için artık içerisinde bakın 4 saatlik mumlar oluştuğu için çok fazla iğnelendiği için 3 defa iğnelendiği için arkadaşlar buranın kırılabileceğini düşündüğüm için bir miktar risk alıyorum. Bu kadar. Yani riskim de çok fazla bir şey değil. %10 arkadaşlar. Benim riskim şu an %10. 37.000'e gelip benim stopum patlarsa %10 arkadaşlar. Ki zaten küçük bir parayla girdim. Ya bazı şeylerde anlaşamıyoruz yani. Yüzlerce, onlarca yani bir sürü mesaj geliyor arkadaşlar. Trading View'da olsun. İşte Twitter'da olsun, özelden olsun, bilmem neden olsun. Yani oturuyorum, anlatıyorum, bölgeleri gösteriyorum. Çıkan kavgaları yakalıyorum. Yani bakın buradan yükselebilir diyorum. Bakın buradan düşebilir diyorum. Buradan bir ayı tuzağı olabilir diyorum. Bu bir boğa tuzağı olabilir diyorum. Ona göre pozisyonunuzu alın diyorum. Yani siz istiyorsunuz ki
Fatih tam noktasını söylesin, oradan girelim ve tam olarak satacağımız yeri söylesin. Yani öyle bir sistemi olan var mı bilmiyorum dünyada arkadaşlar. Hani benim bildiğim yok. Benim bildiğim öyle bir sistemi olan yok. O zaman bu işte hiçbir risk olmazdı arkadaşlar. Öyle bir sistemi olan adam olsaydı o adam için risk sıfırdı. Girerdi, hiç gerek yok. Basardı parayı, koyardı 100x kaldırıcı, tak tak nokta atışı, milyar dolarlarla götürürdü parayı. Ve ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, günlük ortalama %2 kazanmanız imkansız diyorum. İmkansız. Neden imkansız? Matematik basit. 100 dolarla günlük ortalama %2 kazanırsanız 365 günün sonunda 160 bin dolarınız olur diyorum. 160 bine katlarsınız paranızı. Yani %2 kazanarak günde. Ama böyle bir şey imkansız. Ne yaparsınız? Yani beklersiniz. Düzgün bir pozisyon bulursunuz. Yani günlük %2 değil de hani %1 ortalama çok çok büyük bir rakamdır arkadaşlar. Yani diyelim ayda %30 gibi bir kar yazabilirseniz müthiş bir rakamdır. Normalde Amerika'da trading şirketleri yıllık %30 yazar arkadaşlar. Trading şirketleri diyorum ha, hani bizim burada baktığımız balinalar, büyük fonlar bilmem onlar. Yani siz istiyorsunuz ki bir ayda paramızı 10'a katlayalım, 20'ye katlayalım diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok. Ya birileri sizi çok kötü kandırmış. Yok öyle bir şey. Ha, ben bir adam tanıyorum işte. Parasını yüzlerce milyar liraya katladı, milyon liraya katladı bilmem ne oldu. Sonra ne oldu? Sıfırı tüketti. Bu işlerde nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önce giriyorsunuz. Paranızı bir 10'a katlıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz paranız 20'ye katlanmış. Her neyse aradan zaman geçiyor. Bir bakıyorsunuz paranız yine 10 katına düşmüş. İyi diyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz paranız 5 katına düşmüş. Sıkıntı yok. Hala paramızı 5'e katladık. Problem değil. Sonra bir bakıyorsunuz paranız kafa kafaya gelmiş. Neyse diyorsunuz biraz bekleriz. Sonra bakıyorsunuz paranızın yarısı gitmiş. Ve bu yarısı gitmiş, ben artık daha niye çıkayım? Sonra bakıyorsunuz %90'ı gitmiş. Yani sakın şunu zannetmeyin. Ya işte biz burada parayı vururuz, alırız parayı kaçarız. Arkadaşlar yani bir defa kumar masasına oturduğunuz zaman ya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. O kumar masasından kalkamazsınız. Yani hiç boşuna kendinizi kandırmayın. O yüzden buraya girdiyseniz o halde kazanmanın bir yolunu arayın. Kazanmanın bir yolunu arayın. Ya ben size söylüyorum, yani ben size burada sizi zengin edeceğim, öyle edeceğim, böyle edeceğim demiyorum. Benim tek uğraşım var, siz para kaybetmeyin burada. Siz para arada kazanırız, bilmem ne olur filan. Para kaybetmeyin sadece. Arkadaşlar bakın. Şurada 50-100 kişiyiz. Her neyse. Diğerlerine bir bakın. Hepsi ağlıyorlar. Şu kadar param gitti, bu kadar param gitti. Battık, bittik, öldük, bilmem ne yaptık. Biz rahatız arkadaşlar bakın. Biz rahatız. Niye rahatız? Çünkü çok para peşinde koşmuyoruz. İşi bilerek yapıyoruz. Garanti oynamaya çalışıyoruz. Girmediysek canı sağ olsun diyoruz. Bekliyoruz, sabrediyoruz. Oturuyoruz, izliyoruz. Acelemiz yok diyoruz. Bu kaçan bir şey değil. Bu hep burada. Fırsatlarda hiçbir zaman bitmeyecek. Ama sizin paranız bitebilir. Yani fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Sizin paranız olduğu sürece oyundasınız.
Paranız bittiği zaman atılırsınız. Bu kadar. Şimdi ben Bitcoin'de ne bekliyorum arkadaşlar? Bitcoin'de ben bu bölgede bir çekişme bekliyordum arkadaşlar ama biraz yukarıya kırdı. Bir satış gelebilir. Yani şu gördüğünüz bölgede bir aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani burada biraz short pozisyon gelmesi lazım ki, burada biraz baskı gelmesi lazım ki yukarıdan. Yani orada boğalar short pozisyonları patlattıklarında şu kocaman sarı bölgeyi geçebilirim arkadaşlar. Şu kocaman sarı bölgeyi geçebilirim. Yoksa geçemeyiz. Fiyat yükseldi diyelim. Gelir buralardan o kadar sert bir satış yer ki tekrar olduğu yere geri döner arkadaşlar. Yani buralarda bir çekişme geçerse, onların stopları patlatılabilirse bu bölgede çok rahat geçilebilir. Bu bölge geçildiği zaman orası bir arz talep bölgesi olduğu için tekrar alımlar gelir arkadaşlar. Ve bu bölgenin üstünde tutunur. Bu bölgenin üstünde tutunduğu zaman da bu sefer satıcılar bir üstteki bölgeden satmak isterler. Yani 43.130'dan. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sarı bölge geçildiği zaman bir miktar daha alım yapmayı düşünüyorum. Bir miktar daha alım yapmayı düşünüyorum. 43.130'lara geldiğinde tekrar izleyeceğim arkadaşlar. Stopumu bu defa şu sarı bölgenin altına çekeceğim. Şöyle 39.700'lere doğru çekeceğim arkadaşlar stopu. Ve bekleyeceğim. 43.000 civarından belki pozisyonu kapatabilirim arkadaşlar. Yani 43.000 civarından pozisyonu kapatabilirim. Hani o dediğim gibi zaten orası hani Fibonacci 0.5'e denk geldiği için yani normalde dönmesi gereken, trendin dönmesi gereken noktadır. Ama ola ki işte bir fake atar. Buradan 49.500'lere gider falan. Orada almayız arkadaşlar. Yani orayı da pas geçeriz. Ben öyle düşünüyorum. Ben şimdilik kendi planım bu arkadaşlar. Benim kendi planım bu. Ama ilk önce zaten bu 40.000 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu 40.000 bölgesi geçilirse ve özellikle şu gördüğünüz siyah çizgi arkadaşlar kırılırsa ne oluyordu? Bu bizim ters omuz baş omuzun boyun çizgisiydi arkadaşlar. Onun hizası da nereye denk geliyordu? 48.500'lere denk geliyordu arkadaşlar onun hedefiyle. Duruma göre bakarım arkadaşlar. Ha girdik, şuradan takviyemizi yaptık. Buralardan hiçbir şekilde retleyemedik. Mümkün değildi. Hadi diyelim ki retleyemedi, geçti. O zaman tutmaya devam ederiz. Yani mümkün değil. Orada kesinlikle satış gelir arkadaşlar. 43, 44, 45 binlerde kesinlikle sert bir satış gelir diye düşünüyorum. Çünkü Fibonacci 0.5'ine denk geliyor. Kesinlikle bir satış gelir. Neyse ben sizin canınızı çok sıktım. Çok kafanızı ütüledim. Acık neşeniz yerine gelsin. Şımarık. 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 Gel kızım buraya. Gel bakayım buraya. Gel kızım buraya. Şımarık yok mu? O zaman Nazlı var. O zaman Nazlı ile eğlenelim biraz. Size biraz Nazlı göstereyim. Gerçi bu kız da yerinde durmuyor hiç. Bu kız da yerinde durmuyor hiç. İnsanın stresini atar bunlar. Değil mi kızım? Neyse arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere.